Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi e, Türkiye ekonomisinin e, büyüme rakamlarını almış olduğumuz bugün de para girişleriyle dikkatleri üzerine çeken şirketlere bakacağız. E, bildiğiniz üzere e, Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 5.9 e, oranında büyüme gerçekleştirdi. E, şimdi bu süre zarfı içerisinde bu haber akışıyla beraber bakalım hangi şirketlerde Para girişleri dikkat çekici bir seviyede. Ona bir bakacağız. Şimdi burada bir listemiz var. İş bankası birinci sıradaymış. İş bankasında Bank of America ve Yapı Kredi tarafından en fazla alımla karşılaştığını görebiliyoruz. Burada ikinci sırada Binho varmış. Yeni halka arzlardan Bank of America ve Gedik öncülüğünde alımlar gerçekleştiriliyor. VBTZ burada da. Bedelsiz açıklaması vardı. O da şirket bugünün para girişiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sabancı Holding’e baktığımızda Bank of America, MEXA, Yatırım Finansman öncülüğünde para girişleri söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada Kozal varmış, Garanti, BBVA ve o yakın katkılarıyla para girişleriyle dikkatleri üzerine çeken şirket olarak karşımıza çıkıyor. Ee, i̇laç sektörüne baktığımızda genil varmış. Genilde baktığımızda da tera ve o yakın e, alımları söz konusuymuş. Burada Petkim 7. sıraya gelmiş. Biraz önce baktığımda e, 3. 4. sıradaydı. E, info ve TEP yatırım e, öncülüğünde para girişleri söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Agroteknoloji bu da yeni halka arzlarından bir tanesi. Burada da para girişleri söz konusudur. A1 kapital ve al alımlarıyla 8. sırada yerini almış. Gesan yenilenebilir enerji alanında şirketler güzel kap haberleri atıyorlar. Bu da halk yatırım ve yapı kredi öncülüğünde 9. sırada yerini almış. Odaş'a baktığımızda Odaş'ta 10. sırada yerini almış. Bank of America ve Infonu alımları söz konusuymuş. Burada Garanti Bankası var. Seleç varmış. Miatık varmış. DAP GM, Yaotek, Kontrolmatik, e, gübre fabrikası Yaotek'e bakalım. Ünlü ve Ziraat Yatırım almış. Eee Kontrolmatik'e baktığımızda Info ve Deniz Yatırım almış. E, bu şekilde liste e, devam ediyor. Şimdi e, endeksi en fazla olumlu katkı yapacak e, yapan şirketlere bir baktığımızda e, bir Maş Petkim, Astor, Yaotek, Kontrolmatik, Saol, Gesan, Çimsa ve CV Enerji olarak karşımıza çıkıyor. Endeksi aşağı çeken şirketlere baktığımızda da e, bunlar e, Sasa, Koç Holding, Türksel, Tüpraş, Hektaş, e, Türk Hava Yolları, Toaso, Şişe, Frotto ve mavi olarak e, listede yerlerini alıyorlar. Dün endekse pozitif katkı sağlayan şirketlere e, baktığımızda bugün e, endekse negatif getiri elde ediyorlar. E, umarım e, güzel bir gün geçiririz. Endeksimiz böyle güzel bir şekilde toparlanır. Şu an endeks %0,28, %0,30 seviyesinde yukarı yönlü. E, dolarda bir düşme var. Viyot tarafında eksideyiz. Ama e, genel itibariyle e, para girişleri e, ciddi seviyelerde. Özellikle son bir aylık süre zarfı içerisine baktığımızda para girişleri inanılmaz seviyelere düşmüş durumdadır. Yabancıların girmesi e, elbette yeni bir hikaye yaratılmış olacak. E, bu yeni hikayede de e, özellikle bis 30-50'deki bis şirketlerin e, hisse senedi fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket e, gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu olabilir. Keza para girişlerine de baktığımızda para girişlerde de inanılmaz e, e, rakamlar söz konusu değil. Şu an e, daha önce işte ne bileyim Türk Hava Yolları'nda e, işte Sabancı Holding'de, Koç Holding'de 100 milyar seviyesinde para girişleri varken şu an e, İş Bankası birinci sırada olmasına rağmen 28 milyar seviyesinde bir para girişi var. E, para çıkışlarına baktığımızda Koç Holding, Türk Hava Yolları, Sasa, Ereli, e, Türksel, Yapı Kredi Bankası, Tüpraş, Aselsan, CEMAŞ, Arçelik gibi şirketler varmış. Burada en fazla e, endeksi aşağı çeken şirketlere baktığımızda burada Koç Holding, Türk Hava Yolları, Sasa, Ereli, Turkcell gibi şirketler varmış değerli dostlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.